Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi takipçi haritalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu takipçi haritasının bir farkı var. Yüzüklerin Efendisi takipçi haritası arkadaşlar. Hem de 3 parttan oluşuyor parttan. Yani 3 ayrı harita var. Bu bir tane harita. Yüzük kardeşliği, iki kule ve kralın dönüşü olmak üzere arkadaşlar. Arkadaşımız bayağıdır yolluyordu. Arkadaşımızı buradan ufak bir uyaracağım. Lütfen abicim e-mail'de spam yapma. Çoğu zaman bu haritayı çekemememin sebebi o. Çok spam yapılınca o haritaya önem ver şey vermiyorum. O haritayı ön plana çıkarmıyorum. Ayrıca şöyle bir durum var. Arkadaşımıza bir türlü linkte anlaşamadık. Arkadaşlar direkt mail üzerine atın. Harita büyük 100 MB falandı. Öyle olunca da düzgün güvenilir bir siteden yollayın arkadaşlar. Ve harita bakalım nasıl olmuş. Elime YouTube kanalım şöyle geziyordum. Şu iletişime falan bunlara baktım en son böyle. Şimdi arkadaşlar çarpı varsa tekstür peki bile var kendinin. Haydi bakalım bu arada daha fazla takip çarpı gelmesini istiyorsanız videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın dostlarım. Çarpı varsa tekstür çalışıyordur demiş tamamdır. İlk barışçılda oyna haritada ilerledikçe gere gerekli ayarlar otomatik olarak çalışacak. Ben de demin aldım barışçıla. Çank 10 parlaklık yüz. Ben de zaten öyle arkadaşlar parlaklık yüz çankta. Şöyle göstereyim. Onu da zaten gördüğünüz gibi. Harita uzun sürmemesi için 3 part olarak hazırlanacak. Eğer yağmur kendiliğinden yağarsa kapat game rule çekmeyi unutma demiş. Game rule keep inventory true çektirecek arkadaşlar yani bize. Tamam çektik. Gündüz yapalım bilmiyorum onunla ilgili bir şey söylemediğim için bir şey yapmıyorum. Harita yapamayacağız. Şurada bir düğme var ama düğmeleri arkadaşlar basacakmışız. Ve ayrıca bazen e, birinci haritada ve ikinci haritada düğmelerle ilgili sıkıntı olabiliyormuş. Oraya biraz dikkat edeceğiz. Ben Mert Koçak. 18 yaşındayım. Müziklerin Efendisi ve Minecraft hayranıyım. Aa ben de. <laughs> Şu anda üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Amacım iyi bir mühendis olmak. İnşallah istediğim yeri kazanırım. Bu arada ben de Ankara'da yaşıyorum. Tüm kadim dostlara selamlar demiş. Tamam arkadaşlar. Arkadaşımıza buradan selam olsun. Kendinden yarsa kapatabilirsin dedi. Weather Clear'ımızı bir yapalım arkadaşlar. Şöyle. Ardından bu arada F3T yapalım. Oyunun sesleri yok. Tekstür peki de çok güzel değil mi arkadaşlar? Ha, tamam geldi. Bu neydi? Harita hakkında. Harita'da konuşmalar filmde geçen konuşmaların tamamen aynısı. Bu yüzden konuşmaları takip etmekte zorlanabilirsin. Bazı yerlerde en fazla 1 dakika bekle konuşmalar otomatik olarak gelecek. Eğer takip etmekte zorlanırsan chat'i temizleyip düğmeye bas. Bir de düğmelere basınca chat ekranını full aç. Çoğu yerde uzun paragraflar halinde konuşmalar var. Haritayı sana gönderdiğim seks ile oynaman lazım demiş. Oynuyoruz abicim. Harita hakkında 2. Harita bir macera haritasıdır. Yüzükten Efendisi, Yüzük Kardeşliğinde geçen olaylar vardır. Yani harita 3 aşamalı olacak. Bu haritayı bitirdiğinde filmin birinci serisini bitirmiş olacaksın. Diğer seriler yapım aşamasında ve hepsini de yapmış. İyi erkenden çekmemişim. Aa bu arada ben niye kreditifteyim? Ben geçmedim. Harita hazırladığım haritada yapıların konumları ve ise gerçek Orta Dünya haritası referans alınarak hazırlanmıştır. Eğer diğer yapıları görmek istersen harita bitince çankları full aç. Videoda göstermek istersen gösterebilirsin ama yapıları yorumlayarak gez lütfen. Amacım Orta Dünyayı minyatür olarak aktarmak. Ya senin canı yirim ya. 3'e bakalım ha tamam bu üçmüş. Buna da okuduk. Şöyle kafam karışıyordu arkadaşlar. Bilgilendirin. Merhaba ADC. Bu sana yaptığım ikinci harita. Yine aynı harita üzerinde oynayacaksın. Fakat bu sefer çok farklı. Bu haritada sen Aragorn karakterini canlandıracaksın. Bu arkadaşımız yine Yüzükler Efendisi ilgili bir harita yapmıştı ve çok güzeldi. Bakalım. Tekstür pek Yüzükler Efendisi için yapılmış internette buldum. Ve çok hoşuma gitti. Senin de dürüst olman benim çok hoşuma gitti abim. Senden bir ricam birkaç videoya özel Kadim Krallık'ta bu tekstürpek ile oynayabilir misin? Vallahi billahi videoya girmeden önce onu düşündüm biliyor musun? <laughs> Texture Pack'in bir özelliği de müzik disklerine şair, müziği ve benzeri müzikler var mı? Arkadaşlar bu gerçekten sanırım Tolkien Craft mı? Nedir? Ee, Tolkien Craft da mıydı? Onun Texture peki sanırım tam emin değilim. Müzik listeleri sıçrayan Midilli Hanı'nda en köşede bulunuyor. Denemek istersen diye. Ana ne kadar güzel. Youtube kanalım Bay Bilbo demiş. Arkadaşlar ziyaret edebilirsiniz. Arkada ben ziyaret ettim. Sadece bana yaptığı haritanın videosunu gördüm. Bizden de selam götürürsünüz. İletişim için eğer harita hakkında sormak istediğim ve haritanın devamında yapmamı istediğim bir şey varsa bana Instagram adresimden ulaşabilirsin. Videoda göstermek istemediğin için Instagram adresimi diğer sayfada yazıyorum demiş. Ben buna baktım arkadaşlar. Demin arkadaşımıza buradan selam olsun ve haritamıza başlayalım. Önce şuraya tıklayacağız. Abi başlangıç noktamızı ayarladı. Sp chunk Spawn Point'imizi. Buranın arkasında herhangi bir şey var mı? Yok. Şurada bir düğme var. Arkadaşlar maceraya başlıyoruz. Sıçrayan Midilli'ye git. Yalnız acaba o kadar uzun sürüp de bir part birinci oyunu bile üç şeyde yapmayalım. Yalnız ben niye yaratıcı moddayım? Abi onunla ilgili bir şey denmedi ya. İlk parçalı oyuna falan filan demiş. Abi bir şey denmedi ama inşallah böyle bir sıkıntı olursa game mode sıfıra ya da şeye geçeriz. ikiye geçeriz abi. Sıçrayan midilli hanı neresi acaba? Haritayı baya değiştirmiş. Aha. Buram acaba? Bunları takip edeceğim herhalde ya. Tamam. Vay be burası Bri arkadaşlar. Bri kasabası. Aha. Ulan köylünün tipe bak. Dayıma benziyor. <laughs> Yaşlı ya arkadaşlar. Aa, Sıçrayan midilliye gideceğiz arkadaşlar. Sıçrayan midilli neresi? Orada değildir herhalde. Şeyler çıkıyor ama. Hmm, Şuram acaba? Abi bilmiyorum. Stramidilli'yi bulmamız lazım arkadaşlar. Bu yol bitmek bilmiyor. Ne zaman başlamıştı bilmem. Stramidilli hanı bence şuradır. Burası ahırı tamam mı? Şurası da handır ya. Selam aleyküm. Yazıyor mu dışarıda falan? Abi dışarıda falan bir şey yazmıyor ama. Bunların hiçbirinde yazmıyor. Mama şu en çok sıçran bir dil bu benziyor. Selam. Dur bakayım. Müzik diski bunu bat. Bir, bir şey çalmadı ama. Şunu bir çal. Oha bildiğin. Vallahi telif yeriz bildiğin müzikten efendisi. Müzikler arkadaşlar. Vallahi. Hobbit müziği. Şey, şair. Oha ne kadar güzel bir şey bu ya. Süper değil mi? Yalnız ben yaratıcı moddan çıkayım abi. Game mod, adventure, ee, survival'a girelim arkadaşlar. Tamam. <laughs> Aha ayarları yapmak için bas. Ha kendi ayarlayacakmış burayı bulunca. Abi çok özür dilerim. Oo, darbe. Bu arada biz Aragorn'uz. Biftek, hikaye, görevler, büyülü altın elma. Abi şimdi Görevler, yukarıdaki odaya çık. Sıçrayan Bedilli'ye 4 Hobbit gelmişti. Bunlar, aa biz bildiğin Aragorn'u oynayacağız. Bunlardan biri, bu arada arkadaşlar, dediğim gibi uzun sürerse ben bunu bile partlara bölebilirim. Bunlardan biri, tepede ismini kullanan Frodo'ydu. Gandalf'ın sana bahsettiği Hobbit bu olmalıydı. Bir süre sonra Frodo parmağına yüzüğü takıp ortadan kayboldu. Handakiler şaşkınlık içerisindeydiler. Frodo yüzüğü parmağından çıkardığında onu yukarıdaki odaya götürdün. Oha çok iyi. Arkadaşlar yalnız bu hikayeye göre gidecek ve biz böyle tadını çıkara çıkara oynayacaksak dediğim gibi bu e, yüzük, yüzük kardeşliğinde iki parta, iki kuleydi iki parta, kralın dönüş iki parta. Ben anlarım arkadaşlar hikayenin gidişini bildiğim için üst kata çıkıp hobbitlerin odasına mı gireceğiz? Odadan çıktıktan sonra bas demiş. Dışarıda yağmur yağıyor kendiliğinden yarsa kapat diyordu ama neyse kapatmayalım. Oha lan dışarı ne güzel görünüyor. Cam yüzünden sen ciddi olamazsın. Hobbitler nerede? Bütün dikkatlerin üzerine çektiğin farkında mısın? Oha bildiğin birebir arkadaşlar ne istiyorsun dikkatli olmanı? Rahat bırak sen kimsin de buradan geliyorlar? Kol ge ben kol gezer. Ben Gandalf'ın dostuyum. Yeni bir wither iskeleti çağrıldı. Ee, arkadaşlar bunu Barışçıl'dan normale kendi aldı. Nerede acaba o? İskelet görevler var. Arkadaşlar çok güzel değil mi altın para bilgilendirme. Hemen bilgilendirme odadan çıkınca kapının önündeki düğmeye bas. Ve Zümrüt blokları takip et ve Bri kasabasından ayrıl. Kasabadan ayrılmadan önce eşyalarınızı taşıması için bir midilli satın al. Handa bir gece konakla ve yola çık. Abi şimdi o zaman handa bu gece konaklıyorum. Bir yudum kahve alayım arkadaşlar bu arada. Şuraya baktı yanlış yere baktım. Şimdi sabah oldu abi. Handa bir gece koca... konakladık. Kocakladık ne ya? Abi vitri iskeleti nereye çağırdı onu anlamadım ama. Barışçıl olarak tekrar ayarladı. Tamam. Çıktık bir adet midilli satın alacağız. Ee, vay be. Selam gençler. Abi şimdi midilli satın alıp çıkacağız. 16 parçama. var. Bil. Aa aynen buydu zaten. Görevler var. Kayış var. E bil tamam. Tüm paranı sandığa bırak ve atı satın al demiş. Vay. Tamam abi. Satın alıyorum. Bil. Bu bir şeydi arkadaşlar bu arada. Midilli. Şey, bil ne yapıyorsun oğlum? E, bil şey yapmamış ki. Evcil değil ki. Herhangi bir başka neyse bir şöyle sürükleyerek götürürüm. Eşyalarımız taşısın olayıyla götüreceğiz sanırım arkadaşlar. Tamam gidiyorum. midilden ayrılıyorum. Acaba vitri iskeletler nerede? Bir yerde mi spawn edecekti arkadaşlar? Onları şey olarak mı gösterecekti? Onu merak ettim. O kılıç ne kadar güzel görünüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz bak? F5'te göstereyim. Kocaman görünüyor. Bu arkadaşlar Nazgullar. Büyük ihtimal iskelet şeyi onlar yapacaktı. O çıktı tamam. Süper değil mi arkadaşlar? Brie'den çıktık gidiyoruz. Şu an Hobbitler de peşimizde. Bip bin. Bu arada bu Peregrin Tok arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey var. Dalga geçmeyin. Kahvaltı ne zaman yapacağız? Ne kahvaltısı? Kahvaltı yaptık zaten. Onu ben de biliyorum. İkinci, ikinci kahvaltı diyor. İkinci kahvaltıyı bilmez diyor Meride. <laughs> Bunlar hep aynı konuşmalar arkadaşlar. Gel canı girim. Zaman oha gece olarak yaptı. Oha abi. Amansul'ün işaretçi kulesi değil mi o? Burası Amon Sul'ün büyük gözcü kulesi. İş gözcü pardon. Burada geceleyeceğiz. Amon var troll mağaralar var. Troll mağaralarından uzak duralım. Bakın Bay Frodo Bilbo'nun bahsettiği troll heykelleri diye. Vay öyle diyecek arkadaşlar. Yalnız daha şimdiden 10 dakika olmuş. Gerçekten harita bayağı uzun olacak. Ben bu seriyi devam etmesi istersen like butonunu kırmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorum ben Yüzükler Efendisi ile ilgili olayları. Siz beğenirseniz ben çekerim sık sık ve böyle 20'şer 30'ar dakikalık partlara ayırırım arkadaşlar. Siz de sıkılmayın diye. Bir de günlük 3 video attığım için benim için de sıkıntı olur. Gece iyice yaptı abi. Bil buraya bağla buradan ayrılırken e, atı da götür. Tamam. Bil seni buraya bağladım canıyırım. Birazdan şeyler... Aa şuraya tıkladık mı biz? Tıkladık tamam gece yapmış şimdi hatırladım. Üf. Amon Sül'ün gözcü kulesi arkadaşlar. E, spam point çekelim. Bu kılıçlar sizin birbirinizin yanından ayrılmayın. Etrafı bir göz atacağım burada kalın demiş. Görevim ne ya abi? Meşaleleri takip et. Ha etrafa göz attıracak bana. Abi süper değil mi ya? Bu ne abi şuna basmadık. Başlangıç noktamı ayarladı. Şu da ha konuşma buymuş. Çok özür diliyorum. Meşaleleri takip edeceğim arkadaşlar. Üf. Normale getirdi. Aha biz savaşacağız ha. Allah hikaye, görevler, bilgilendirme, çakmak var. Şuna basalım. Abi yukarı şeyler zor durumda. Ateşi kullanarak kara süvarilerle çarpışabilirsin. Kitaplar okuduktan sonra düğmeye bas demiş. Ee, ben önce bastım. Kuleye ve kara süvariler. Buraları biliyorum savaşacağız. Kara aman amansürle doğru geliyorlar da hobbitleri kulenin üstüne köşe sıkıştırmışlar. Ateşle onları yakacağım arkadaşlar. Şimdi yukarı. Allah. Allah. Arkadaşlar tamam. Bir tanesini öldürdük yes. Ateşle yanınca mı öldü normal mi öldü onu anlamadım ama. Bir altı yiyeceğim arkadaşlar. Hobbitler. Lan neredesiniz hobbitler? Yukarıda ha buradan çıkış var. Hobbitleri rahat bırakın lan. Şunu 3 al. Terbiyesizler gelin buraya. Arkadaşlar göster yani hikayenin devam açısından yakıyorum bu arada. Yakmaya çalışıyorum. Yanmıyor yoksa bunlar. Yaktı bulan Kaybolun işte bu. Arkadaşlar acele etmeniz ama. Hangi ahmak hobbit bunları ateş yakarak bunları çağırdı? <laughs> Frodo zehirli morgulu bıçağıyla bıçaklanmıştı. Karasuvariler şimdilik geri çekilmişlerdi. Buraya geldiğim patikayı takip et ve troll mağaralarına ulaş. Üf ya senin canı yerim ya. Şuna basıyoruz. Yardım et yol gezer. Benim hünerlerim ona yetmez. Yardım etmeye yetmez demiş benim hünerlerim. Abi nereye götüreceğiz biliyor musunuz? Elrond Reis'in yerine götüreceğiz. Hadi bakalım. Seni ayrık vadiye götüreceğim Frodo. Merak etme Frodo. Bilde alıyorum gidiyorum. Troll mağaralarına doğru yol alacağız. Arkadaşlar çok güzel macera değil mi ya? İşte böyle bir seri böyle bir harita bekliyordum ben. Buraya basmıştık. Troll mağaralarına doğru gideceğiz. Birazdan arkadaşlar ya yani ben filmi de kitabı da film oku, e, filmi okudum, kitabı izledim arkadaşlar. <laughs> e, i̇zleme okumadım belli oluyormuş. E, o yüzden bunlar hakkında bilgim var. Tamam abi. Sabah olur gibi oldu. Troll mağaralarına doğru yola çıkıyoruz. Koyun çekil. Acelemiz var çocuğu. Morgul bıçakla bıçakladır sen yolun ortasında duruyorsun ya. Arik Vadi 6 günlük yolumuz var. Dayanamayacak. Dayan Frodo. Keşke Frodo Murad'ı da şöyle peşimizde gezseydi efsane orada. Gel bil can yerim. Sana da malzeme yükleyeceğiz ama kusura bakma. Aha. Buraları hatırlıyorum bu arada. Arkadaşımız yaptı. Haritanın devamı gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Yani biraz geniş gibi olmuş. Ali abi haritaya oynamadan önce soldaki patikaya git. Önceki haritada merak etmişsin. Orada seni bir sürpriz bekliyor. Oynamadan önce arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Frodo. Canını yedim. Çok özür diliyorum ama benim oraya bir gidip bakmam lazım. Gerçekten merak ettim ya. Arkadaşlar şu an ben oraya gitmesem var ya 500 tane yorum gelir. Aa buraya niye gitmedim merak ettik falan diye bir bakmam lazım arkadaşlar. Trollerin mağarası büyük ihtimalle. Oha hazine falan. Harita oynamadan önce nasıl bakayım abim ya. Oha. Bil seni burada bıraksam ne olur. Bir sürü altın parçası. Vallahi troll hazinesi var. Harita dışı bilgilendirme. Önce harita dışını okuyalım. Bu mağarayı hatırladın mı? Bu mağara Hobbit filmindeki Gandalfın stringi bulduğu mağara. Yüzükler Efendi serisinden sonra Hobbit serisini hazırlamaya başlayacağım. Efsane olur. Ee, eğer o haritada özellikle olmak istediğim bir karakter varsa söyle lütfen. O haritada olmak istediğim karakter kim olabilir abi? Abi Gandalf olabilir ya ya da Thorin meşe olayım. Şimdi patika ayrımına geri dönmek, haritayı oynamaya devam et, patikayı takip etmeye devam et demiş. ya arkadaşlar şuna. Şeyi de gösterme diyor. Burayı bile efsane yapmış. Yani göstermeyebilirsin diyor. Arkadaşımız çok emek sarf etmiş. Şu an niye o kadar mailde spam yaptığını anlayabiliyorum. Şöyle bir harita yapsam ben de spam yaparım. Ama siz yapmayın arkadaşlar lütfen. Şimdi patika gördüğünüz Frodo yetiştirmemiz lazım. Frodo'cum kusura bakma seni umursamadık ama. <laughs> abi harita dışında okuduk. Elrond Reis'in ee, Bil. Cani yediğim baga mı girdin? Döndüm durdum mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Ya şu Bill'in sırtına binebilirdik iyiydi ama. Abi. Koskoca ben Aragorn'um. Bu da midilli yani yazık hayvana. Çöker yemin ediyorum. Ayrık Vadi'ye geliyoruz arkadaşlar. Süper değil mi? Burada ne var abi? Görevler var. Bilgilendirme ipucu. Görevler. Atenas otunu bul. Hmm, bak kitapta da böyleydi. Atenas otu bulunduğun alanın 20 blok ilerisinde ve Atenas otunun üzerinde görünmez blok var demiş. Tamam abicim. Ha bu şey miydi ipucu muydu? bilgilendirme ediyor. İpucuna bir okuyalım. Atenas otunu bulmak için sandığın sağına doğru 20 blok ilerle. He. Şuna bir tıklayalım. Frodo diyor ki: "Aa bu arada chat'i sürekli silebilirsin." dedi kafan karışmasın diye. Çok mantıklı. Ee, ha biraz bekleyeceğiz tamam arkadaşlar. Hı. <laughs> Sam diyor ki: "Frodo bunlar Bay Bilbo'nun anlattığı troller. Bay Frodo gittikçe soğuyor. Gölge dünyaya geçiyor. Yakında o da hayalet olacak. Ee, sen bana Atenas otunu bul. Atenas mı? Kral foyası. Kral foyasını tamam anladım. Lan tam filmde geçen replikleri yazmış. Zehirlenmeyi yavaşlatabilir çabuk olur. İşte ben böyle yüzükten efendisi hayranı gördün mü bizim gibi? İnanılmaz hoşuma gidiyor. Yalnız bil seni buraya bağlayabiliyorum değil mi? Ayrık vadi demiş. Arkadaşlar sandığın sağından 20 blok mu diyordu? Şuralarımı ee, şuraları takip edeceğiz? Abi şu tarafa doğru bir yerde Athena Sotu sanırım. Ana ulan atlar domuzlar her şey farklı. Bir saniye arkadaş ipucunu bir daha okuyacağım. Kafam karıştı çünkü. Ve chat'i sileceğim arkadaşımızın verdiği tüyoyla. Bulmak için sandığın sağına doğru 20 blok. Hmm. Sandık burası sağına doğru e, şöyle 20 blok mu acaba? Sandık böyle bakarsak şöyle mi abi? Bence bu tarafa doğru. İnşallah doğrudur. Ve troll heykelleri nerede? Ha burası. Troller nerede abi? troll heykellerini merak ediyorum. troll heykelleri nerede? Bak dedi troll dedi bunlar dedi. Bilgilendirme görevler hikaye. Abi otu bu tamam. Bunu kırıp alabileceğiz mi? Önce bir okuyalım. Athena otunu bulduğun sırada Arwen arkandan gizlice gelir. Athena otunu kestikten sonra Frodo'nun yanına gidersiniz. Frodo'nun yanına ve Athena otu ile zehirlenmeyi yavaşlat. Tamam abi. Bilgilendirme plakaya bastıktan sonra Frodo'nun yanına gidin. Biraz bekle. Konuşma otomatik olarak gelecek. Diyaloglar sonunda yeni görevin yazıyor. Sen nasıl bir kralsın ya? Abi Athena otunu alıyorum. Aldım tamam bende. Akasya e, bu da ne? Yoksa gafil avlanan bir kolcu mu? Vay arkadaşlar ya. Efsane olmuş. Troll heykel. Troll heykelleri bunlar. Sen nereden geldin lan? Bilin, bil arkadaş mı dedin? Aslanım. Abi troll heykelleri bunlar olmuş. Abi bunlar bile çok güzel bir ayrıntı katmamış mı ya? Kadimde bunları yapacağız bu arada. Frodo al oğlum. Seni iyileştirdim mi? Ay bil özür dilerim. Bil özür dilerim. Bu benim envanterimde dursun. Tamam abi. Biraz bekleyeceğim buraya geldikten sonra. Aha tamam geldi bak. İşte bu abi süper. Bu da ne? Yoksa tamam buraya okuduk. Arwen diyor ki Frodo ben Arwen sana yardım etmek için geldim. Elf lisanında diyor tabi. Sesimi duy ve ışığa geri dön. Soluyor dayanamayacak onu babama götürmeliyiz. İki gündür sizi arıyorum. Arkanızda beş kara süvari var. Diğer dördü nerede bilmiyorum. Sen hobbitlerle kal. Aragorn diyor ki sen hobbitlerle kal. Size at gönderirim. Arwen ben atı daha hızlı sürerim. Onu ben götürürüm demiş. Aragorn da diyor ki yol çok tehlikeli. Arven diyor ki nehri geçebilirsem halkımın gücü onu koruyacaktır. Onlardan korkmuyorum. Üf. Arven hızlı sürün arkanıza bakmayın. Arven Frodo ile birlikte Ayrık Vadi'ye gider. Bu arada ben bunların hepsini biliyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun süvariler hala orada diyorsam. Patikayı takip et ve Ayrık Vadi'ye ulaş. Tam ee, şeyle gönderdik abi. Bili de götürüyorum yanımızda. Frodo'yu e, şeyle gönderdik. Biz peşlerinden gidiyoruz Ayrık Vadi'ye. Şöyle bir gidelim. Bu arada benim aklıma demin bir şey geldi onu yapsam mı diye düşündüm. Neydi ya? Neyse arkadaşlar şöyle bir gideyim. Troll ha şeyleri gördük trollleri tamam. Abi önden yolladık inşallah yakalanmamışlardır. Tabi yakalanmayacak da. Oha sabah oldu. Ayrık Vadi'yi nasıl yapmış acaba? Bir önceki haritada çok güzeldi. Aynısı olsa bile mükemmel abi. Değiştirme yapmıştır belki. Ayrık Vadi'nin kapısı. Üf. İlk önce Ayrık Vadi'ye gir. Ayrık Vadi demiş. Tamam abi. Bil'i bağla. Bil. Bil. Canı yedim. Koptu mu ipin? Bil gel ya sen bizim can yoldaşımızsın. Arkadaşlar spoiler vereyim mi? Bil gel caniydim gel zorlama beni. Bili Moria e, mağarasına girerken Moria madenlerine girerken bırakmak zorunda kalacağız çünkü. Çünkü orası midilliler uygun değil. Bil kadar cesur olsalar bile. Vay be. Buraya sonra ışınlanacaksın. O zaman düğmeye bas. Yola çıkarken Bili götürmeyi unutma demiş. Arkadaşlar e, yalnız buraya sonra ışınlanacaksın. Yola çıkarken hmm, o zaman düğmeye bastım. Şimdi basmayacağım. Önce Ayrık Vadi'ye gir diyordu. Bili bağladık. Harik vadi bu taraftan gösteriyor. Arkadaşlar efsane değil mi ya? Yalnız arkadaşımız biz bunu eğer normal bir şekilde oynarsak bak da Ayrık Vadi'ye gelmek filmin ya da kitabın ne kadar edebiliyor musunuz? Yüzde %30'u falan 35'i diyelim. Düşünsene yani bundan 3 tane daha var. O yüzden arkadaşlar ben bunu da partlara böleceğim. Merak etmeyin. Siz o like butonu kırdıkça yüksek like'lar geldikçe yeni bölümünü atacağım. Ben bunu sözümde de arkasındayım arkadaşlar. Beğenilmen seriyi dikkat ettiyseniz hemen bitiriyorum ya da atmıyorum. Beğenilenleri hemen ertesi gün bile yapıştırabiliyorum. Benim ne kadar sözüm el olduğunu bildiğimiz bildiğiniz için yapıştırın abi. Oha, ayrık vadi. Bir şey itiraf edeyim mi size? Ben çoğu zaman uykum gelmediği zaman YouTube'a Rivendel soundtrack yazıyorum. 3 saatlik versiyonunu açıyorum abi. Ayrık Vadi'ni müziklerini dinleyerek uyuyorum. Efsane oluyor. Görevler bilgilendirme. Önce görevleri okuyalım. Ayrık Vadi'ye hoş geldin Adeşe. Yalnız şu anda hayatımda en keyif aldığım takip haritalarından biri. Yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar sayarsak bu ve Esatların yaptığı harita. Bugüne kadar oynadığım en keyifli haritalardan arkadaşlar. Tabi bunun yanına yazılacaklar da vardır. Ayrık Vadi hoş geldin Adeşe. Sıradık görevin bir kapı bulmak. Bu kapı meşe bloklardan yapılmıştır. Ve üzerine bulunan düğmeye bas. Bulman gereken kapı evlerden birinin içinde. Eğer Ayrık Vadi'yi gezmek istersen bir sakınca yok. Aşağıdaki zümrüt blo üzerindeki düğmeye şimdilik basma. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Biz birkaç part da çekersek mesela yüzük kardeşini atıyorum 3 parça çektik diyelim ya da 2 parça çektik. Yapıları da düzgün gezebiliriz. Diğer türlü bitireyim bitireyim koş 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 bitireyim bitireyimle geçer ve güzel olmaz. O yüzden videomuzu burada bitiriyorum. İnanılmaz heyecanlı. Diğer bölümlerde ne olacağını yemin ediyorum. Ben de aşırı merak ediyorum. Çünkü bu harita böyle değildi. Efsane geliştirmiş arkadaşımız. Eline koluna sağlık. Bu çekip bitireyim. Hatta sen abicim buradan beni dinliyorsan Hobbit'in yapımına kesinlikle başlamalısın. Hatta Hobbit'te 3 part oynanacak şekilde uğraşabilirsin. Hani bir partta bitireyim diye bir e, oyunda bitireyim diye çabalamana gerek yok. Böyle büyük boyutlu büyük, güzel şeyli hikayeli yapabilirsin. Dediğim gibi arkadaşlar like butonunu parçalarsanız hızlı bir şekilde devamı gelir. Diğer videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın orta dünyalılar.